Mehmet Can Bölek kimdir? Sektörle tanışma hikayeniz nasıl gerçekleşti? Hay hay, teşekkür ediyorum. Sinan Bey, ben 15 Eylül 1979 doğumlu, Batman doğumlu ve uzun yıllar bu sektörde hizmet etmiş genç bir girişimciyim. Evet. Öyle diyeyim. Bir yurt dışı tecrübeleriniz oldu değil mi öncelikle? Bu sektörde ilk başta altyapımı Intercontinental Hotel ve değişik 5 yıldızlı otellerde kurumsal iyi yerlerde, altyapımı ve eğitimi aldıktan sonra Amerika'ya geçmek zorunda kaldım. Eğitimi orada devam ettim. Yine sektör üzerinde orada Royal Caribbean, belki reklam oluyor evet, ama kruz gemilerinde bir 4 sene olarak çalıştım. Evet. Yine kruz gemilerinde sadece restoran bölümü değil, aynı zamanda bar bölümü ve mutfak bölümünde de bulundum. Çünkü bu mesleği ben severek yapıyorum. Hizmet sektörü aslında aşık olunması gereken bir meslek. Evet. Severek yapmadığınız herhangi bir meslek aslında büyük handikaplarla geçireceğiniz bir hayat demek. Evet. Onun için ben bu mesleği severek yapıyorum ve iyi yaptığıma inanıyorum. Ama işte maalesef şu anda ülkemizin içinde bulunduğu... Çeşitli tabii, geçiş dönemleri var ülkemizin. Ama bu sektör üzerine ve bu bölge için inanılmaz güzel bir yatırım yaptığıma evet, inanıyorum. Çünkü Sirkeci tarihi bir yer ve turistlerin uğrak olduğu bir yer. Benim mesleki birikimim ve bildiğim yabancı dillerden İspanyolca ve İngilizce konuşabiliyorum. Hem yerli hem yabancıya hitap edebileceğim bir mekan. Evet. Ben inşallah, ben eminim bunun üzerine çok güzel yerlere geleceğimize inanıyorum. Gayet güzel. Peki, güzel özetlediniz. Geçmişiniz, tecrübe, bilgi birikim, yurt dışı tecrübeleriniz, özellikle yabancı müşterilerle olan ilişkilerinizin iyi olması, bölgede yaptığınız bir Ar-Ge sizi bu noktaya getirdi. Evet. Şimdi burada bir inşaat aşaması oldu değil mi? Öncelikle iyi bir çalıştınız burada. Anladığım kadarıyla ustalarla burayı ortaya çıkarttınız. Yeri de bir tanıyalım. Şöyle lokasyon olarak neredeyiz? Kaç metrekare bir tesis? Kaç konu ağırlayabiliyorsunuz burada? Yerimiz tarihi Sirkeci ve Hocapaşa mevkiinde. Evet. Biraz oteller bölgesinin yoğun olduğu da bir yer. Bina yine tarihi bir bina. Biz bunun içerisine tadilatı geçirirken doğal olmasına, bu tarihi yapının doğal kalmasına önem gösterdik. Evet, yani o tarihi dokuyu korumak adına. Ve bu profesyonel ekibimle beraber normal şartlarda belki 1-2 ay sürmesi gereken bir tadilatı biz 4-5 aya yaydık. Evet. Ki o tarihi dokuyu bozmayalım. Hı hı. Ve yaklaşık 100 kişilik bir kapasitede bir restoran ortaya çıkarttık. 2 kat. 2 katımız var. Ama tabii ileride ben projelerim var bu binayla ilgili. Tabii yeni bir değişiklikler, evet, eklemeler, evet, düşünüyorsunuz. Evet. Neyi planlıyorsunuz o doğrultuda? Buranın çok güzel bir çatı katı var. Evet, şu anda oradayız zaten anladığım kadarıyla. Bir üst katı var. Bir üstü var, daha var, evet, bunun. Bir üstü var. Bunu da ben bir teras bahçe dizaynıyla bu kapasitemi 150 kişiye çıkartmayı, evet, düşünüyorum. Evet. Tabii o tadilat sürecinde maalesef uzun sürmesi, ben tadilatı iki aşamaya bölmek zorunda kaldım. İşte ben aynı zamanda burada canlı performanslar oluyor sanatçıların. Evet. Yapmış olduğum şu anki tadilat sonucunda ben o zaman için tabii bir pist ayarlamayı düşünüyordum ama yine dediğim gibi tarihi dokuyu bozmayalım dedik. Evet. İnşallah bunun ikinci aşamasında, bu tadilatın ikinci aşamasında güzel bir pist canlı performanslar için, hı hı, ve gelecek olan misafirlerimizin, evet, güzel zamanlar geçirmesi için burada. Ve aynı zamanda alakart bir menüye sahibiz biz. Bu alakart menüde burada uygulayacağımız yemek menüsüyle ve, evet, şeflerimizin profesyonelliğiyle, hijyeniyle, bu da önemli, ekibimizin güler yüzlülüğüyle
İnşallah ben ileride çok kaliteli insanların burayı keşfedeceğini umuyorum. Biz de zaten ekranları başındaki değerli izleyicilerimize buradan duyurmuş olalım. Sirkeci'de yerimiz. Evet. İyi bir lokasyon yerdesiniz. Konstantines Ark. Bunu düzeltebilir miyim? Konstantins Ark. Öyle diyelim. Bu Konstantin'in gemisi. Gemisi zaten. Bunu tercih etmemin nedeni de Konstantin uluslararası bir markadır aslında. Evet. Ama tabii ki İstanbul'da bir markadır. Ama Konstantin uluslararası dilde telaffuz edildiği zaman insanların çok rahatlıkla direkt İstanbul aklına geleceği bir markadır. Ve bu markayı ben buradan yola çıktınız. Tabii ki. Ve bu sadece İstanbul ve Türkiye'deki yurttaşlarımız için değil, aynı zamanda bütün evren için, dünya ülkelerinden açı bir mekan olduğu için, biz biraz daha evrensel düşündüğümüz için bu mekan ismini böyle koyduk. Yani yerli, yabancı, biz bütün vatandaşlarımızı, turistlerimizi buraya davet edelim. Gelsinler, hemle sizinle tanışıp ve şöyle lezzetlerimize bir baksınlar. Şunu söyleyeyim, bir ön yargı var bizim yerel. Evet, halka. Siz bana sohbette biraz ondan bahsettiniz. O yargıyı da ben kırmak istiyorum. Benim en büyük hedefim, inşallah turizm üzerine yerli insanların bir ön yargısı var. İşte burası turistiktir, burası işte girilmez, yemekleri yenilmez. Çünkü turistler üzerine bir mekandır diye bir algı var. Benim en büyük hedefim de bu algıyı yok et. Yani hem fiyat politikasında zaten uygunsunuz, seçenekleriniz çok, menümüz geniş, mutfağımız zengin, profesyonel aşçılarımızla çalışıyorsunuz ve hedefleriniz büyük. Burada güzel değişiklikler de bekliyor ilerleyen süreçte konuklarımızı. Herkesi buraya tekrar davet etmiş olalım. Güzel bir sohbetin sonunda bir de teşekkür alalım mı? Son olarak sizi destekleyen, tercih eden hem bölge insanları hem sizin yurt dışından da birçok konuğunuz var. Şöyle bir teşekkür, son sözlerinizi toparlayalım. Tabii ki. Beni gerçekten burada yalnız bırakmayan hem yurt içinde hem yurt dışında destekleyen bütün misafirlerime çok teşekkür ediyorum. Sosyal medyada beni takip eden, sosyal medyada beni destekleyen ve buraya gelip de yemek yiyip benim için deneyimlerini yazan, eleştirilerini yazan bütün misafirlerime çok teşekkür ediyorum. Evet. Sizler de Sinan Bey, bize bu desteği sunduğunuz için çok teşekkür ediyorum ve ekip arkadaşlarımıza. Evet. İnşallah. Peki. Biz size teşekkür ediyoruz ve tüm ortaklarınız var, çalışanlarınız var. Onlara da teşekkür gerçekten edelim. Gerçekten burası yani 100 kişi olmasına rağmen kapasitenin burada 18 kişilik bir ekip arkadaşım var. Evet. Bu 18 kişilik ekip arkadaşımla hepsine gurur duyuyorum. Evet. Ayrı ayrı teşekkür ederim. Hizmete hazırız diyoruz. Ben hepinize başarılar diliyorum. Bölgeye kattığınız bu güzel mekandan dolayı sizi tebrik ediyorum. İnşallah ilerleyen zamanda sizinle farklı bir konsept, farklı bir hizmetinizle tekrar buluşmak dileğiyle. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Bütün konuklarınızı da buraya tekrar ben davet ediyorum. Çok teşekkür ederim. Başarılarınız daim olsun. Sağ olun. Teşekkürler.